Gorbaçev, Lekeli Adam. 2 Mart 1931'de Rusya'nın güneyindeki Stavropol bölgesinde doğdu. Ebeveynleri kolektif çiftlikte çalışıyordu. Bir köylü çocuğudur. Ancak gözü yükseklerdeydi. Kariyerinin peşinden gidecek kadar zekası vardı. O yıllarda kariyere Komünist Partisi'nin içinden geçilerek ulaşılabiliyordu. 1955'te Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun olduğunda Komünist Parti'nin aktif bir üyesiydi. 1961'de Komünist Gençlik Örgütü'nün bölge sekreteri ve parti kongresinin üyesi oldu. 1980'de Politbüro üyesi olarak atandı. 11 Mart 1985'te Selefi Çernenko'nun ölümünden yalnızca 3 saat sonra Politbüro tarafından genel sekreter olarak seçilecekti. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün başlangıcıdır. Ekim devriminden sonra doğmuş ilk genel sekreter olarak göreve geldi ve taze bir başlangıç olarak görüldü. 1987'de Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 70. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmasında Stalin'e yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Stalin karşı devrimcilerin zayıf karnıydı. Ona karşı öfkelerini saklayamıyorlardı. Gösterişli ve cafcaflı laflar ederek ve sosyalizm karşıtı adımlar atmayacağı izlenimini vererek sinsice ilerledi. Giyim tarzı, tavrı ve davranışları önceki SSCB liderlerinden farklıydı. Karısı Raisa genel sekreter eşlerinden çok Amerikan First Lady'leri andırıyordu. Karı koca kapitalist emperyalist Batı ülkelerine bayılıyorlardı. 1984'te henüz Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri değilken işçi sınıfının azılı düşmanlarından Demir Lady Margaret Thatcher'la görüşmeler yapmak üzere Birleşik Krallığa gitmiş, Sovyet delegasyonunun başkanı sıfatıyla ziyaret ettiği Britanya'daki görüşmelerde Thatcher'la şakalaşarak gönlünü hoş tutmuştu. Şöyle demişti işçi sınıfının azılı düşmanı: "Bay Gorbaçov'u sevdim, birlikte iş yapabiliriz." Onu sevdiler. Sosyalizmi çökertmesi için desteklediler. Partinin başına geçmesinin ilk 2 yılında bir yandan reformlar için girişimlerde bulunuyor, bir yandan da hükümeti ve partiyi rakibi olarak gördüğü gelenekçi komünistlerden temizliyordu. Bu operasyonunu yıllar sonra 1988'de totaliter komünist rejimin reforme edilemeyeceğini, dağıtılması ve demokrasiye geçilmesi gerektiğini anlamıştım diye açıklayacaktı. Totaliter komünist rejim antikomünistlerin lafıydı. O da öyleydi. Dönemin politbüro üyelerinden Ligaçev, içinde bir sosyal demokrat olduğunu fark ettiğimizde artık çok geçti, demişti. Sadece Sovyetler Birliği'nin değil, bütün sosyalist dünyanın yıkılmasının baş sorumlusu. Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümü kutlamasında tarih geç kalanları cezalandırır diyecek, Honecker'a reform baskısı yapacak ve herhangi bir karışıklık durumunda Kızıl Ordu'ya pasif kalma emri verecekti. Görevi devraldığından beri uyguladığı devrim karşıtı ve açık şekilde emperyalizme hizmet eden politikalarıyla ülkeyi felakete sürükledi. Özel girişimciliğe izin vereceğiz diye ekonomiyi batırdı. Rus halkı o sayede yoksullukla tanıştı. Bu köylü çocuğu başardı. Kariyerini sosyalizmi yıkarak tamamladı. Sonra geriye yapılacak bir dizi şaklabanlık kaldı. 1993'te Alman yönetmen Wim Wenders'in Far Away So Close filminde rol aldı. Belgesellerde figüranlık yaptı. 1997'de kızıyla birlikte ABD'nin pizza markası Pizza Hut'ın reklam filminde rol aldı. Sosyalizmi yıkan adam pizzacının reklam yüzü olmuştu. 2007'de Fransız giyim markası Louis Vuitton'un reklam kampanyasında görüldü. Reklamda limuzinle yolculuk ederken yanında Louis Vuitton imzalı bir çanta yer alıyordu. 2004'te ABD'nin eski başkanı Bill Clinton ve ünlü film yıldızı Sophia Loren'le birlikte seslendirdiği Prokofiev, Peter ve Wolf, Beatles, Wolf Trax albümüyle çocuk albümleri kategorisinde Grammy ödülü kazandı. Barış sürecini başlatması nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
liderliği süresince Batı ve Doğu arasındaki gerginliği azaltmıştı. 2008'de Soğuk Savaş'ı bitirmesi nedeniyle ABD Ulusal Anayasa Merkezi tarafından Özgürlük Nişanı ile ödüllendirildi. Ödülü dönemin ABD Başkanı ezilen halkların celladı George Bush verdi. Bir ara ABD'de bir üniversitede hocalık da yaptı. Sosyalizmi nasıl çökerttiğini anlattı. Alnında kara lekeyle yaşadı. Sosyalizmin başkanlığından şirketlerin şaklabanlığına evrilen bu utanç verici tarih dün sona erdi. Adı işçi sınıfının tarihine bir kara leke olarak yazıldı.